Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, bir teravih öncesi sohbetle birlikte sizlerleyiz inşallah. Öncelikle her gün bizi yalnız bırakmadığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Ekran başında da bizleri izleyenlerimiz var. Onların sayısı tabii ki buradakilerden çok çok daha fazla. Binlere, milyonlara ulaşan izleyicilerimiz şu an bizleri izliyor. Biz de Kur'an'ın ışığında, ayetler, hadisler ışığında 20-25 dakikalık bir süre içerisinde sizlere hazırladığımız sunumu bir sohbet üslubunda anlatmaya çalışacağız inşallah. Şimdi öncelikle Ramazan ayı içindeyiz. Ramazan'a değinmeden geçemeyiz. Öncelikle konumuz bu. Sonrasında mağfiret günleri içindeyiz. Biliyorsunuz ki Ramazan'ın evveli rahmettir. Öncesi geçti Bilal abi. İlk 10 gün geçti. Sonra mağfiret günleri başlıyor. İkinci 10 gün. Şu an o günlerin içindeyiz. Onlara da az kaldı zaten. Sonra da cehennemden azat günleri var. Ramazan'ın son 10 günü. O da çok önemli tabii ki. Oraya daha gelmedik. Ama şu anda mağfiret günleri içerisindeyiz. Bunu kesin olarak biliyoruz. Şimdi Ramazan gerçekten çok güzel. Yani müthiş bir ay. Hem bizi manevi olarak çok yetiştiren bir ay. Aylarca bekliyoruz. 3 aylara giriyoruz. Direkt Ramazan'ın sevinci bize vuruyor. Ama bir bakıyoruz ki 18-19. Gününe gelmişiz. Yani 3'te 2'si bitti neredeyse. Hoş geldin ya şehri Ramazan demek manasızlaştı artık. Ya bu gerçekten de biraz üzücü. Ramazan bitiyor. Bitiyor artık ne koparabilirsek ifadesinde yola çıkmamız lazım aslında. Bu saatten sonra Ramazan'da daha neler yapabiliriz? Şurada 10 gün, 15 gün arası bir ara kaldı. 13 gün falan kaldı yani. Çoğu geçti, azı kaldı diyebiliriz. Elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmamız şart bu saatten sonra. Şu an biliyorsunuz ki Ramazan hayatımızı değiştirdi. Daha öncesinde kahvaltı, öğlen yemeği, akşam yemeği, yatış yapıyorduk. Ama artık hayatımız değişti. Sahur yapıyoruz mesela. Normal günlerde kim hani gecenin üçünde o güzel uykusunu, o tatlı uykusunu bölüp de kalkıp bütün ailesine yemek yapıp sonra herkesi birlikte kaldırmayla uğraşacak, sonra kaldıracak onları, çayını koyacak, işte yemeğini pişirecek, sonra oturacaklar, yemek yiyecekler gecenin üçünde, dördünde. Böyle bir şeyi kim yapar? Kimse yapmaz. Ama Ramazan olduğundan dolayı böyle bir şeyi yapıyoruz biz. Çünkü sahur. Sahuru yapmadan da olur ama gün içinde acıkacağımızı bildiğimiz için bu Ramazan'ın rükunlarından, Ramazan'ın olmazsa olmazlarından diyebiliriz. O yüzden sahur gerçekten çok güzel ve manevi bir yemek oluyor. Gerçekten biz yemek yiyoruz ama aynı zamanda maneviyat da çok yüksek. Neden yüksek? Biliyoruz ki ne kadar yersek yiyelim, ezan okunduktan sonra daha yiyemeyeceğiz. Yani geç kalanlar oluyor bazen, bize de olmuştur. Bazen evdekiler uyanamayabiliyor, yemeği hazırlayamayabiliyor. Ama biz ne yapıyoruz? O 10 dakika içerisinde hızlı hızlı yemek yemenin derdindeyiz. Tabii ki o yemek normal bir kahvaltı gibi olmuyor. Değişik bir maneviyat oluyor. Bir sessizlik var, araba falan geçmiyor sokaklarda. Bir manevi güzelliği var. Sonrasında sabah uyandığımız zaman bir ağızda bir kuruma oluyor. Ama su içemiyoruz. Gün içinde akşama kadar oruçluyuz ve herhangi bir yiyecekten kesinlikle yaklaşamıyoruz, uzak duruyoruz. Akşam üzeri oluyor. Sonrasında yavaş yavaş bu düşmeler başlıyor. Büyük abilerimizde daha erken başlıyor. Gençlerde daha geç başlıyor ama hem ağızda kurum oluyor hem insan böyle bir halsizleşiyor. Sonra hareketleri düşüyor. Refleksleri düşüyor. Araba sürerken bile bir sıkıntı olabiliyor. Bazı sigara içen abilerimiz çoğunlukla, Allah kurtarsın diyelim buradan, onlarda bir sinirlenme başlıyor. Trafik, gideceğimiz yere giderken bir sinirlenme başlıyor. Ama onu bir kenara koyarsak, o abilerimiz de kendisine bu konuda kendilerine dikkat etmeleri şart. Çünkü Ramazan'ın güzelliklerini baltalayan, bozan bir şey diyebiliriz aslında buna.
tam böyle iftara gideceğiz, manevi yüklüyüz. Bir yerde bir kavga gördüğümüz zaman, bir bağrışma gördüğümüz zaman tabii ki içimiz cız ediyor. Bu olmaması gereken bir şey. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor diyelim. Sonrasında iftarlar. İftarlar gerçekten müthiş. Biz burada iftar programları sunuyoruz. Programı sunarken hangi illerde ne zaman iftara girildi? İşte diyoruz ki şimdi Iğdır'dan başladık. Iğdır'da iftar heyecanı başladı. Sonra Trabzon'a geliyor. Trabzon'dan Ankara'ya geliyor. Ankara'dan Adapazarı, İzmit derken oradan İstanbul'a geliyor ve Edirne'de birlikte çıkıyor. Yani ülkemizden böyle bir saat içinde böyle müthiş bir iftar heyecanı geçip gidiyor. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Ama şunu söylemek istiyorum. Gerek kendi yakınlarım açısından, gerek yorumlarını aldığım bazı kişiler açısından artık Hüseyin abi eskisi gibi herkes birbirini çok çağırmıyor. Özellikle bu sene benim gözüme bu çarptı yani. Eve arıyorum annemi veya neyse. Diyorum ki anne gelen var mı? Yok. Biz bir yere gidiyor muyuz? Yok. Yani çok tek tük oluyor. Yani eskiden daha çok oluyordu. Yani tabii siz bizden daha çok görmüşsünüzdür ama biz de bir 5 yıl öncesine baktığımız zaman, bir 3 yıl öncesine baktığımız zaman daha fazla kişiyi iftara çağırma olayı oluyordu. Ama nedense bu sene daha az oldu. Son günler yaklaşıyor, son birkaç günde çağırma olayı olmayacaktır. Çünkü herkes kendi evinde yapmak isteyecektir. Ama buradan bütün ekran karşısında bizi izleyenlere seslenelim. Hem de siz cemaati müslümine seslenelim. Bu işin önüne geçmemiz lazım. Birbirimizi davet etmemiz lazım. Şurada 12-13 gün geçecek, ondan sonra daha bir anlamı kalmayacak iftarın. İftarın bir anlamı kalmayacak. İftar gerçekten o da aşırı bir maneviyat yüklü. Sadece normal bir yemek değil. Önümüzdeki bulunan envai çeşit yemek. Envai çeşit yemeği yememek gibi bir süre var. Ezan okunmasını bekliyoruz. Bizim ezan okundu mu, sizin ezan okundu mu? İşte Trabzon'daki, Van'daki akrabamız arıyor. Biz açtık orucu, siz hala açmadınız mı? Oradan hava atıyor bize. Onun da tabii zevki, güzelliği başka. Ramazan böyle müthiş geziyor. Sonrasında teravih oluyor. Teravihte normalde belki 5 vakit namazını kılmayan adam bir geliyor 33 rekat namaz kılıyor teravihte. 33 rekat. 13 rekat yatsı namazı kılıyor vitir vaciple birlikte. 20 rekat da teravih namazı kılıyor. Genç kardeşlerimiz de Allah'a şükür bunu yapıyor. Çok önemli. Bunu normal günlerde yaptığımız ama Ramazan farklı dedik ya. Ramazan ayında her şey farklı oluyor. Bütün düşünceler değişiyor. Güzel bir maneviyat oluyor. Normal günlerde namaz kılmayan abilerimiz, kardeşlerimiz namaza başlıyor. Ben Ramazan'da namazımı kılarım diyor. Affedersiniz, normal günlerde Allah'ımızın yasaklamış olduğu şu manevi dakikalarda, ismini ağzıma almak istemiyorum. Allah'ın yasaklamış olduğu içecekleri, yiyecekleri içenler, yiyenler Ramazan ayı boyunca ben ağzıma sürmem ifadesini kullanıyor. Buradan da müthiş bir maneviyat oluyor diyelim. Ramazan ayı böyle ama geçiyor, kıymet bilmemiz lazım. Rahmet olan bölümü geçti, şu an mağfiret olan bölümündeyiz. Mağfiret olan bölümünde öncelikle bu günlerde kendimizi affettirememek gerçekten büyük bir yetenek diyebiliriz. Yapmış olduğumuz günahlardan, işlemiş olduğumuz günahlardan, yapmamış olduğumuz rükunlardan, İslam'ın rükunlarından kurtulmak için tövbe etmenin tam vakti diyebiliriz. Çünkü özellikle mağfiret günleri içerisinde olduğumuz için buna el atmamız gerekiyor diyelim. Şimdi bir ayet okuyorum sizlere. Allah-u Teala bir ayet-i kerimesinde ey Ademoğlu, ey Ademoğlu. Ademoğlu ifadesi neden geçer? Ademoğlu. Muhammed ümmeti geçmiyor mesela. Neden hep Ademoğlu geçiyor? Burada Efendi Hazretlerimiz Kuddisesi Ruh'unu kendi dilinden duydum ve aynısını da anlatmaya çalışacağım. Ademoğlu derken, Yüce Rabbimiz Ademoğlu derken bizleri bir peygamberin cennetteyken bile o kadar nimetin içerisinde şeytana aldanıp da o elmayı ısırıp dünyaya düşecek kadar aciz bir mahluk olduğunu göstermesi için. Yüce Rabbimiz bizlere ey iman edenler de der, bazen de ey Ademoğulları da der. Oradan Hazreti Adem'in o yapmış olduğu, tabii ki Allah'ın istemesiyle yapıyordu. O da bir peygamberdir. Peygamberler hata isnat edemeyiz. Ama burada da ay Ademoğulları dediğimiz zaman biz
insan olduğumuzu, mahluk olduğumuzu ve nerelerde bile Tonga'ya düşebileceğimizi aklımıza getirtiyor Rabbimiz. Ey Ademoğlu, sen benden ümitli bulundukça senden meydana gelen günahları mağfiret ederim. Biz şimdi günah işliyoruz. Var mı günah işlemedim, ben hiç günah işleyemedim diyen var mı? Yok yani, bilmiyorum, ben hiç görmedim. Günah işliyoruz, küçük olsun büyük olsun. İnşallah büyük günahlardan günahları işlemiyoruzdur diyelim. Günah işliyoruz ama Yüce Rabbimiz buyuruyor ki ben mağfiret ederim diyor. Çünkü Yüce Rabbimiz affeder ve affetmeyi de çok sever. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Rabbimizin merhameti 100 tane ise dünyaya sadece bir tanesini indirmiş. Hani biz bir siz bir baba olarak diyelim, bir evlat sevgisi nasıldır? Dünyaya değişmez. Biz bir evlat olarak bir anne sevgisi. Annenin evladına olan sevgisi, çocuğun babasına, kardeşin kardeşe olan sevgisi, talebenin hocaya olan sevgisi. Hatta ve hatta aslanın, kaplanın, sırtlanın, o kadar vahşi hayvanın kendi yavrusuna olan sevgisi. İşte bu kadar büyük sevgiler, bu kadar büyük sevgiler sadece ve sadece Rabbimizin yeryüzüne indirdiği bir tanesi. Rabbimizde daha 99 tane daha var. Bunun 99 katı daha Rabbimiz bizleri affetmek istiyor, bizleri seviyor. Şimdi ayetimize devam edelim. Ey Ademoğlu, sen günahların gökyüzü, senin günahların gökyüzünü dolduracak derecede, dereceyi de bulsa benden mağfiret dilersen seni bağışlarım diyor. Seni bağışlarım diyor. Ey Ademoğlu, devam ediyor ayetimiz. Bütün yerler dolusu günahlar gelip de bana hiçbir şey ortak koşmayarak huzuruma çıkarsan, bu namaz olur, herhangi bir an olur, elimizi açtığımız herhangi bir an olur veya araba sürerken bile, araba süren tabii ki değil de yanında oturan birirken bile gözümüzü kapatıp da bir tefekkür ettiğimiz anda olur. Ben seni, yani bir huzuruma çıkarsan ve benden tövbe istersen, Allah'ım beni affet dersen, ben seni bütün yerler dolusu kadar mağfiretle karşılarım buyuruyor ahirette. Yani affolunmak gerçekten basit. Tövbe etmek basit. Ama nedense yapamıyoruz. Hani çok yapamıyoruz. Gereği kadar tövbe edemiyoruz. Gereği kadar belki günah işliyoruz ama gereği kadar tövbe edemiyoruz. Ramazan ayında olduğumuz, mağfiret günlerimizde olduğumuz için de bir hadis-i şerif okuyayım sizlere. Kim inanarak ve sevabını Allah'tan uyarak Ramazan ayını ibadet ile geçirirse, özellikle geceleri ibadet ile ihya ederse geçmiş günahları affolunur. Şimdi bir geceyi ihya etmenin en kolay yolu nedir? Şimdi gündüz, Ramazan ayında gündüz akşama kadar oruçluyuz. Değil mi Hüseyin abi? Akşama kadar oruçluyuz. İftarımızı yapıyoruz, o da sevap. Allah için yemedik, sonra Allah için yiyoruz. Sonrasında teravih geliyor. Bakın toplandık buraya hep birlikte. Birazdan 5 dakika sonra neredeyse İstanbul'a göre teravih namazını kılacağız. Teravih de kılıyoruz. Saat oluyor 11-12. Ondan sonra eve geçtiğimiz zaman bir yatma dönemi başlıyor. Tabii yatmadan önce, geceyi güzel ihya etmekten bahsediyoruz. Yatmadan önce kabirin namazı vardır. Oturarak kılınır. Onu kıldıktan sonra araştırabilirsiniz. Gerekirse biz de ulaştırabiliriz televizyon olarak. Gerekirse buradan indikten sonra da size de birebir anlatabilirim. Oturarak kılınan kabir nur namazı vardır. O namazı kıldıktan sonra yatışa geçilir. Yattıktan sonra şu anda biliyorsunuz ki sahura kalkıyoruz. Sahura en az 45 dakika önceden kalkıyoruz ki yemeğimizi yiyebilelim. Kalkar kalkmaz zaten teheccüd vakti içerisindeyiz. Yani bu kadar normal günlerde biraz daha zor oluyor. O saatlerde kalkıp teheccüd kılıp yatmak. Ya bunu yapabilen zaten 5'e 5 katan kullarımızdan olmayı Rabbimiz bizlere nasip eylesin. İnşallah kalkıyoruzdur teheccüd için. Teheccüdün sevabını anlatırsak süremiz yetmez. Gecenin ihyasından bahsedelim. Pardon. Kalktığımız zaman yani bir yoğurdun kaymağını yemek gibi, bir işin sonunu getirmek gibi, bir cümleye son noktayı koymak gibi bir olay aslında. Kalkmışız, 45 dakika var. Yemek birazdan hazır olacak. İşte o an teheccüd namazını kılmamak gerçekten büyük bir kayıp olur.
Ya zaten kalkmışsın. Birazdan belki de sabah namazını kılacaksın. Sahurunu yapacaksın. Abdestli olman lazım. Olmak güzeldir. Tabii ki şart değildir ama kalkmışsın. Bari kıl namazı. 2 rekat olur, 4 rekat, 12 rekata kadar olabilir. Kılarsın namazını zaten gecenin belli vakitlerinde, özellikle son üçte birinin, üçe bölersek son vakitinde, yani bizim bahsettiğimiz teheccüd vaktinde yapılan dualar mutlak kabuldür buyuruyor hadis-i şerifte. Yüce Rabbimiz o an diyor ki, yok mu benden affolunmak isteyen, affedeyim. Yok mu bir şey isteyen, herhangi bir şey. Bakın, herhangi bir şey. Bazı talebe arkadaşlarımız oluyor. Hocam sınava gireceğim, sınavı kazanalım. Lütfen dua edin diyor. Yani biz de dua edeceğiz, talebelerimiz de. Yani o işi isteyen de dua edecek. Her şey için dua edecek. Belki o işi yapmak kötü bir şey. Sen yine duanı et, hayırlısıyla duanı et. Allah sana onu verecektir. Vermezse de illaki ahirette karşısına çıkacaktır. Yani bir insanın dua edip de ben dua ettim ama yıllardır kabul olmuyor gibi bir şansı yoktur. Belki o senin başına gelse o kadar da olumlu bir şey olmayacak. Bizim hayır bildiğimizde şer, şer bildiğimizde hayır olabiliyor. O yüzden biz duamızı edeceğiz. Yani sabah namazını, akşam yatsı namazını cemaatle kıldık. Sonrasında teheccüd namazımızı da kıldık. Sonra sabah namazı geliyor. Geceyi ihya etmek için sabah namazını da teheccüdle cemaatle kılmak durumundayız. Neden? Çünkü İlk yarısını ihya edebilmek için, yani gecenin ilk yarısını ihya edebilmek için yatsı namazını cemaatle kılmak gerekiyor. Diğer yarısını da ihya edebilmek için sabah namazını cemaatle kılmamız gerekiyor. Eğer ikisini de cemaatle kılarsak bütün geceyi ihya etmiş oluyoruz. Bir de abdestli yatarsak sabaha kadar, uyanana kadar, abdestli yatan bir kişi uyanana kadar bütün melekler Rabbimize Allah'ın bu kulunu affet, Allah'ın bu kulunu affet diye sabaha kadar onun adına tesbih ediyor. Yani bu şekilde yatsıyı kıldık, abdestli bir şekilde uyuduk, teheccüdü de kıldık. Sabah namazında cemaatle kılarsak geceyi ihya etmiş oluyoruz. Ve buradaki okumuş olduğumuz Ramazan ayının gecelerini ibadetle kim ihya ederse geçmiş günahları affolunur buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bu gerçekten çok önemli. Ve mağfiretten sonra tabii ki sabır konusu da işlenmeden olmaz. Özellikle dünyevi ihtiyaçlarımıza karşı sabır edeceğiz. Sabredersek Allah'ın bizi dünyaya gönderme sebebi olan sevapları işleyeceğiz. Günahlardan kaçacağız. İşte kaçamadığımız günahlar içinse Rabbimizden tövbe edeceğiz. Şimdi tövbe etmek öyle enteresan bir şey ki, şöyle bir şey var dinimizde. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, eğer siz diyor hiç tövbe etmezseniz diyor, ben sizin yerinize yeni bir kavim getiririm. Onlar günah işler, sonra da tövbe eder. Bakın, tövbe etmek de çok büyük sevaplardandır. Yani tövbe etmek, boyun kırıklığında bulunmak, Allah'a karşı mahcup olmak. Bu çok önemli bir şey. Biz kuluz. Biz aciziz. Biz nefsimize güzel gelen şeyleri yapmak durumunda kalıyoruz. İşte bu boyun kırıklığını Yüce Rabbimiz görmek istiyor. Bir insan namazını kılacak, orucunu tutacak ama bununla birlikte boyun kırıklığını da Allah'a göstermek zorunda. Hiçbir zaman hiç kimse %100 olamıyor maalesef. İşte bu yüzden tefekkür deniyor. Tefekkür çok önemli bir şey. Tefekkür ne demek? Tefekkür demek bir an bile olsa Allah'ın büyüklüğünü düşünmek. Allah'ın nelere kadir olduğunu düşünmek. Bunu yapmak en büyük sevap. Bakın, en büyük sevap Allah'ın büyüklüğünü. Bir an bile olsa. Bir an bile olsa. Evet. Sabır konusuna da değinmek istiyorum. Bununla alakalı da bir ayet, bir hadis okuyayım sizlere inşallah. Sabır konusu. Sabır neye sabredilir? Öncelikle neye sabredilir? Başımıza gelen bir musibete, başımıza gelen bir kazaya, başımıza gelen herhangi bir üzücü olaya sabrederiz. Neden sabrederiz? O olayın bize Allah tarafından geldiğini düşünerek. O olayın bize Allah tarafından geldiğini düşünerek sabrederiz. O yüzden sabır da
çok önemli. Bununla alakalı bir hadis okuyalım. Ezan da okunuyor. Ezan-ı Muhammedi okunuyor. Hemen bitirelim inşallah. Sabır 3 çeşittir. Sabrın ne olduğunu biliyoruz aslında ama yapmakta sıkıntı var. Sabrın ne olduğunu herkes biliyor Bilal abi. Ama yapmakta sıkıntı var. Gerçekten yapmak çok bir sıkıntı. Hatta en önemlisi de Peygamberimiz buyuruyor. O sabırı sebep olan şey, yani bir kaza, bir bela, birinin size ters yapması, birinin size hainlik yapması olduğu andaki sabır önemli olan. Yoksa başına bir şey geliyor, hay ben böyle işin, işte sinirleniyoruz, bağırıyoruz, çığırıyoruz, kırıyoruz, etrafımızdaki insanların kalbini kırıyoruz, karşımızdaki insana bağırıyoruz, kavga ediyoruz, isyan ediyoruz, sonrasında bir 10 dakika geçiyor, sinirin geçiyor, rahatlıyorsun böyle tam yapacak bir şey olmadığını anladıktan sonra ne yapalım sabır diyorsun ondan sonra. İşte sabır o değil. Sabır ilk anda olan sabır. Başına bir musibet geldi, ilk andaki o an var ya, o 5 saniye, o 10 saniye. İşte o zaman sabır önemli. İnşallah sabredeceğiz. Neye sabredeceğiz? İşte 33 rekat namaz kılarken yorgunluğumuza sabredeceğiz, nefsimize sabredeceğiz. Teravih namazına sabredeceğiz. Erken kalkıp abdest alıp o zorluk var ya, o zorluğa sabredeceğiz. Ben bunu niye yapıyorum diyeceğiz? Allah rızası için. O zorluğa sabrederek teheccüd kılacağız, dua edeceğiz inşallah. Evet, konumuz tabii ki çok uzun ama süremiz de kısıtlıydı. Ezan-ı Muhammedi okunuyor. Öncelikle hem burada hem televizyonları başında bizleri takip eden bütün abilerimize, kardeşlerimize, ablalarımıza teşekkür ediyoruz bizleri izledikleri için. Bizi yalnız bırakmadığınız için de Allah razı olsun diyelim ve hepinizi yüce olan Allah'a emanet ediyoruz. El-Fatiha.